multifokal atrial taşikardi ya da MAT olarak da bilinen bu rahatsızlık bir supraventiküler taşikardi çeşididir. Buraya kısaca SVT yazalım. Kronik akciğer rahatsızlığı, özellikle de kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan yaşlılarla ve iletim sorunu olan yaşlı kalplerle bağlantılı gelişen bir hastalıktır. Bu hastalığın sebeplerinden bahsetmeden önce isterseniz hemen kalbimize bir göz atalım. Ekranda kalbin bir kesidini görmektesiniz. Kalbi alıp ortadan ikiye kestiğimizi ve şu an içine baktığımızı düşünelim. Bu sağ kulakçık. Burası sol kulakçık. Sağ ve solun neden ters olduğunu merak ediyorsanız, bunun karşımızda duran bir hastanın kalbi olduğunu gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Kalbin sağ kulakçığı, kalbin en önemli ritim belirleyicisi olan sinoatriyal düğümü içerir kısacası SA düğümü diyelim. SA düğümü etrafında bir sürü otomatisite odağı bulunur. Bunlar SA düğümü, fonksiyonunu yitirdiğinde devreye giren yedek ritim belirleyicilerdir. Normal bir kalpte nabız SA düğümünden başlar. Sonra AV düğümü olarak bilinen yapıya gelir ve sinyal buradan sonra karıncıklara devam eder. Karıncıklar bu sinyalle kasılır ve nabzımızı da bu şekilde hissederiz. MATD ise ritim belirleyici aktivite SA düğümünde değil, az önce bahsettiğim otomatisite odaklarında başlar. Bu odakların her birinin kendisine ait bir ritmi vardır. Ritmin belirlenmesi farklı merkezlerden ya da odaklardan başladığında, yani hepsinin aynı anda ama düzenli bir şekilde başlamadıklarını düşünürsek, karıncıklar birdenbire kasılmaları gerektiğine dair bir sürü ama düzensiz sinyaller almaya başlarlar. Karıncıklara gelen bu düzensiz kasılma sinyalleri sonucu da taşikardi, yani kalbin dakikada yüzden fazla attığı zaman oluşur. EKG'leri baz alacak olursak, multifokal atrial taşikardiyi teşhis etmek için üç önemli işareti aramamız gerekir. Birincisi, kalp atım sayısının yani kalp hızının dakikada yüzden fazla olmasıdır. Neden diyecek olursanız, burada bir taşı çeşidi söz konusu. Buna ek olarak, 3'e eşit ya da 3'ten fazla farklı P dalgası morfolojisi ya da şekli görülür ve PR aralıkları yani intervalleri de değişiktir ve uzunlukları farklıdır. İsterseniz multifokal atriyel taşikardisi olan birinin EKG'sine bakalım. Bu hastanın taşikardisi olduğunu görüyorsunuz değil mi? Kalp atım sayısını yani kalp hızını buradaki kutucukları sayarak hesaplayabiliriz. R intervalinde başlıyoruz. Bir kutucuk gidiyoruz. Bu 300'dür. Sıradaki kutucuk 150, sonra 100. Bir sonraki R intervali burada bir yerlerde olan birinin kalp hızı yaklaşık olarak 100'dür. RR intervali her zaman 3 kutudan az olmalıdır. Evet, bu kesinlikle bir taşikardi vakası. Klasik MATD gördüğümüz gibi P dalgasına ait en az 3 farklı şekil gözlemlemek de mümkün. Her P dalgasının diğerlerinden farklı olduğunu görüyorsunuz, değil mi? PR intervali de değişmiş. Bu PR intervali 4 kutucukken bu 5 kutucuk. Multifokal atriyal taşikardi de düzensiz bir ritim söz konusudur. Bunun için R intervalinin üzerine bir nokta koyalım. Bu şekilde devam edince noktaların arasındaki uzaklık eşit olmadığından düzensiz bir ritimle karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Son olarak QRS kompleksleri de dardır. Bu QRS kompleksinin 0,12 saniyeye eşit ya da küçük olması anlamına gelir ve bu da 3 kutucuğa denk gelen bir uzunluktur. Dar QRS kompleksi anormalliğin kulakçık kaynaklı olduğunu gösterir. MAT'nin Akciğer ve kalp rahatsızlığı olanlarda görülme sebebine gelecek olursak, insanların bu hastalığa yakalanma riskleri atrial distansiyon, yani kulakçıkların patolojik olarak genişlemesi sonucu artar. Size genişlemiş kulakçıklar çizmeye çalışacağım. Evet, kulakçıkların genişlemesi uzun süreli kronik obstrüktif akciğer rahatsızlıkları, koroner damar hastalıkları ya da kalp yetmezliği sonucu ortaya çıkar atrial distansiyonun MAT'nin altında yatan mekanizma olduğuna dair teoriler mevcut. Ancak atrial distansiyonu olmayan kişilerde de MAT gördüğümüz için bunun tek sorumlu olamayacağını biliyoruz. Buna ek olarak sağ ya da sol hatta iki kulakçıkta birden genişleme olup MAT görülmesi söz konusu olabilir. Kısacası genişlemiş kulakçıklar kişinin MAT'nin risk faktörlerine daha yatkın olmasına yol açar. Anlaştık mı? Peki MAT'nin risk faktörleri nelerdir? Kardiyak miyelosite, hücreler arası kalsiyumu arttıran herhangi bir şey. Hücreler arası kalsiyumun artması, kalsiyumun salınmaması gereken bir aralıkta anlık olarak salınmasına sebep olur. Sonuç olarak depolarizasyon doğru zamanda gerçekleşmez. Yani miyelosit depolarize olmaması gereken bir aralıkta. Örneğin bir refrakter periyotta depolarize olur hücreler arası kalsiyum farklı durumlarda artabilir. Örneğin potasyum seviyesinin azalması anlamına gelen hipokalemi. Benzer bir şekilde hipomagnezemi de hücreler arası kalsiyumu arttırabilir. Hipomagnezemi potasyumun böbreklerde atılması sonucu hipokalemiye de sebep olabilir. Buna ek olarak sık rastladığımız risk faktörlerinden bir diğeri de hipoksidir ve bu Kronik obstrüktif akciğer rahatsızlıklarında da sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Bunlara bir de patolojik olarak düşük bir pH değeri anlamına gelen asidemiyi de ekleyelim. Bu kronik obstrüktif akciğer rahatsızlıklarında gelişen hipoksi ya da yakın zamanda geçirilmiş bir kalp krizi yani miyokard enfarktüsü sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kalpte bir sorun olduğunda kan dokulara ulaşamaz ve bu da hastaların asidotik olmalarına yol açar. Son olarak asidemi, sepsise doğru ilerleyen ciddi enfeksiyonları olan kişilerde de karşılaştığımız bir durumdur.